Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıf yeni nesil MEP ünite 1 sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 11. sorumuzdayız. Test 1'deyiz aynı zamanda. Eşeğüs olarak çoğalabilmektedir. Usturop olarak beslenmektedir ve tohum ile çoğalmaktadır bilgileri verilmiş arkadaşlar bir canlı ile ilgili. Ve hücre bölünmeleri gerçekleşirken diyor bu canlıda hangisi gözlenmez diye sorulmuş. Şimdi tohum ile çoğalabiliyor ise arkadaşlar bir canlı bunun bitki olduğunu bir de ototrof bakın beslenme olayı varsa düşünmeliyiz. Fotosentez yaptığı anlamına gelmekte. Aynı zamanda bitkiler arkadaşlar eşeğsiz olarak da ne yapabiliyorlar? Vejetatif yollarla çoğalabiliyorlar. Dolayısıyla bu bir bitki arkadaşlar. Bitki ile ilgili hangi bölünme olaylarının hangisi gerçekleşmez diye sorulmaya çalışılmış. O zaman A şıkkına bakalım. Sitokinezin yani sitoplazma bölünmesinin ara lamel ile gerçekleşmesi. Evet arkadaşlar bitkilerde çeper olduğu için bölgenin salgılarıyla oluşan ara lamel ile ne yapıyor? Bölünme gerçekleşiyor. Gamet oluşumu mayoz bölünme ile eşeğli olarak çoğalan canlılarda gerçekleşir ki burada tohum oluştuğuna göre arkadaşlar eşeğli üreme var anlamına gelmekte. Yine döllenme olayı eşeğli üremenin bir kriteri arkadaşlar. DNA replikasyonu mitoz meyozun başında interfaz evresinde gerçekleşiyor. Yine burada ortaktır. Bütün canlılarda gerçekleşir. Ama sentriollerin zıt kutuplara çekilmesi bitkilerde olmaz arkadaşlar. Çünkü sentriol, iki tane sentriol, bir tane sentrozomu oluşturuyor. Dolayısıyla bitkilerde sentrozom olmayacağı için cevap Edirne olarak bulunur. 12. sorumuzdayız. Canlılarda çeşitli sebeplerden dolayı zarar gören kısımların onarılmasına rejenerasyon, candan kopan bir parçanın kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturmasına ise rejenerasyonu üreme deniyormuş. Rejenerasyon canlılara göre doku düzeyinde, organ düzeyinde ve vücut düzeyinde gerçekleşebiliyor bilgisi verilmiş. Ve 1, 2, 3 tane örnek verilmiş. Bunlardan hangisi buna göre diyor yanlıştır. Meksika kökenli bir semender yani kuyruklu kurbağa türü olan aksolotların kopan beyin parçalarını yenilemesi olayı arkadaşlar. Bakın beyin parçaları yenileniyorsa bu organ düzeyinde bir yenilenmeden bahsedebiliriz. Yaz solucan türü olan planar iki parçaya ayrıldığında başın bulunduğu kısım kuyruk, kuyruğun bulunduğu kısım ise yeni bir baş oluşturuyormuş arkadaşlar. Yani iki tane yeni canlı oluşuyor demek istiyor. Bu da vücut düzeyinde bakın yenilenmeyi bize ifade edebilir. İnsan vücudunda oluşan yaraların iyileşmesi ise arkadaşlar sadece doku düzeyinde iyileşmeden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla buna göre hangisi yanlış olur? A şıkkı. Aksolotlarda rejenerasyon organ düzeyindedir. Evet beyin parçaları organa giriyor demiştik arkadaşlar. Doğru bir ifade. Canlı türüne göre rejenerasyon yetenekleri farklı farklı olabilir mi? Evet bakın aksolotlarda farklı. Yas solucanda bakın vücut düzeyinde insanda ise bakın doku düzeyinde demek ki farklılıklar gösteriyor canlılarına göre. İnsanda görülen rejenerasyon arkadaşlar vücut düzeyinde midir? Öyle olsaydı iki tane insan olurdu kopan parçadan. Öyle bir şey olmuyor bakın. Sadece belli kısımlarda doku düzeyinde iyileşmeler söz konusu olabileceği için cevap C olarak bulunur. D şıkkına da bakalım biz. Rejenerasyon yeteneği en düşük canlı insandır. Evet sadece doku düzeyinde bakın kaldığı için doğru bir ifade. Yaz solucanına görülen rejenerasyon ise arkadaşlar çoğalmayı sağlar. Evet bir tane solucandan bu şekilde iki tane yeni solucan meydana gelmiş. Cevap buna dolayı C olarak bulunur. 13. sorumuz Ali Bey komşusunun bahçesinde bulunan kaliteli meyvesi lezzetli olan kiraz ağacından almış olduğu sürgünün yani dal parçasını kendi bahçesinde bulunan vişne ağacını budayıp gövdesine eklemesiyle istediği özelliklere sahip kiraz ağacını üretmiş. Yani anaç arkadaşlar vişne ağacının bakın kökünden alınmış. Aşı bakın kiraz ağacı dallarından meydana getirilmiş ve bu şekilde yeni bir kiraz ağacı oluşturulmuş. Ali Bey'in yaptığı bu yöntemle ilgili hangisi doğru olur o zaman bakalım. Parçadan çoğalma anlamına gelen çelikle üremenin farklı bir şekli olabilir mi aşılama? Evet olabilir bitkilerde görülen bu olay. Aşı anaçtan su ve diğer inorganikleri alabilir çünkü kök kısmını oradan almış arkadaşlar. Daha doğru bir ifade çünkü bitkiler biliyorsunuz kökleriyle mineral madde ve sularını topraktan alabiliyorlar. Aşı anaçtan bağımsız gelişebilir mi? Hayır, anaca bağımlı çünkü mineral madde ve suyunu o sağlıyor. Kirazın lezzetli olması vişne ağacında bulunan genlerle ilgili değildir arkadaşlar. Yeni alınan kiraz ağacı dallarından kaynaklanmaktadır. Çünkü onlar bakın artık yeni kiraz ağacının üst kısımlarını bakın meydana getirecek kökü vişne ağacına ait olacaktır. Ondan dolayı cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. 14. sorumuz. Hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliklerin kısalıklanması sonucunda kromozomlar oluşuyor. Profaz evresinde netleşiyorlar iyice.
Bir kromozom iki kardeş kromatitten meydana geliyor ve kardeş kromatitleri bir arada tutan yapı sentromerdir arkadaşlar. Şu bir eşlenmiş kromozom arkadaşlar. Şu bir eşlenmiş kromozom. Evet, şu görmüş olduğunuz yuvarlak yapıya bir sentromer adını veriyoruz. Şunlar ise arkadaşlar birer tane kardeş kromatiti bakın oluşturuyorlar. Yani bir eşlenmiş kromozomda iki tane kardeş kromatit vardır. Fakat bu kardeş kromatitler şurada gördüğünüz üzere ana fazla ayrıldıkları zaman artık biz bunlara kardeş demiyoruz. Her biri bir kromozom olarak adlandırılıyor. Ama hocam kromozom böyle eşlenmiş halde değil miydi? Bu eşlenmiş kromozom arkadaşlar bakın şunun bir tanesini bakın şuraya çiziyorum. Şu şekildeki halidir bakın bu. Kromatit iplik yani. Ne yapıyor? Bu interfazda eşlenince kromozoma dönüşüyor. Yani bu da kromozom aslında. Bu da kromozom. Ne farkı var? Bu da bir bakın bu da bir tane olarak düşündüğümüz zaman. Fakat buradaki DNA miktarı 2C ise buradaki DNA miktarı artık iki katına çıkmış 4C olmuştur diye düşünmeliyiz. Yani burada artan şey neymiş? DNA miktarı, kromozom sayısı değil arkadaşlar. Buna göre metafaz ve anafazı vermiş. Metafazda bakın bu kromozomlar eşlenmiş kromozomlar ekvatoral düzlemde yan yana sıralanmışlar. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Metafaz evresinde 8 tane kardeş kromatit vardır. Madem bir eşlenmiş kromozom 2 tane kardeş kromatit var arkadaşlar. 1, 2, 3 bakın 4 kromozom var. Burada 8 tane kardeş kromatit olması beklenir. 4 kromozom var. 1, 2, 3, 4 bakın bu şekilde sayıyoruz. Eşlenmiş, eşlenmemiş bakın fark etmez. Mesela burada arkadaşlar 8 tane kromozom var. Neden? Çünkü her bir kardeş artık ayrılınca kromozoma dönüşmüş. Sentromer bölünmesi metafaz evresinde mi gerçekleşiyor? Hayır bakın burada hala bir arada şu göbek arkadaşlar. Anafazda ayrılmış birbirinden. Anafazda kardeşler ayrılmış mı? Evet kardeşler ayrılmış. Artık her bir kardeş bir kromozom adını alacak demiş idik. Cevap 1, 2, 4 yani Ceyhan olarak bulunur. 15. sorumuzdayız. Crossing over mayozun erken evresinde gerçekleşen parça değişimidir. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında genlerin karşılıklı olarak yer değiştirme sonucu genetik rekombinasyon meydana gelir ve gamet çeşitliliği artar demiş arkadaşlar. Bakın buradaki espri kardeş olmayan kromatitler arasında olması crossing over'ın. Buna göre şematize edilen homolog kromozom çiftine ait hangi kromatitler arasındaki crossing over olması beklenmez demiş. 1 ve 3'e bakalım. 1, 3 farklı bakın kardeşler arkadaşlar. Kardeş olmayan kromatitler olabilir. 2, 3 yine bakın kardeş olmayan kromatitler. 3, 4 arkadaşlar bakın aynı kromozomun bakın aynı bakın kardeşlerini burada ifade etmiş. Aynı kardeşler arasında crossing over olmaz demiştik. 2, 4 bakın farklı kardeşler. 1, 4 farklı kardeşler olabilir. Cevap bundan dolayı Ceyhan olarak bulunur arkadaşlar. Evet, 16. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Mayoz bölünmede kromozom sayısının değişimi şekilde gösterilmiştir. Diploid ana hücremizden interfazda bakın eşlenmiş kromozomlar oluşmuş. Daha sonra mayoz 1'de bu gördüğünüz eşlenmiş homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak kromozom sayıları n'e düşmüş. Ve daha sonra mayoz 2'de ise arkadaşlar aynı bir mitoz gibi interfazı olmuş olan olduğu için bir daha interfazı gerçekleşmeyen bir mitoz gibi düşünebilirsiniz. Kardeşler ayrılmış ve N eşittir bir kromozomlu hücreden iki tane yine N eşittir bir kromozomlu iki tane yeni hücre oluşmuş. Bakın toplam başlangıçta iki tane kromozom var idi. 2N olmasının sebebi neydi? Homologlar bir aradayken 2N ayrılmışken arkadaşlar homologlar birbirinden biz buna artık N haploid adını veriyor idik. Buna göre düşünecek olursak mayoz sonucu oluşan haploid yavru hücreler olgunlaşma sürecinden sonra gametlere dönüşmüş. Haploid kromozomlu bu gametler döllenmeye katılırsa diploid kromozomlu yavrular tekrar ne yapıyor? Oluşuyorlar. Yani bunlar döllendiği zaman, enler birleştiği zaman tekrar 2N kromozomlu ana hücre oluşuyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Mayoz her nesilde kromozom sayısının 2'ye katlanmasını engeller. Evet arkadaşlar 2N N'e düşüyor. Tekrar döllenmeli bir daha 2N olduğu için eğer kromozom sayısı yarıya inmeseydi 2N, 4N, 8N bakıp katlana katlana arkadaşlar ne yapardı? Canlılar oluşurdu ki bunlar da artık orijinal canlı olmaz. Farklı bir mahlukat meydana gelmiş olur. Belki de yaşayamazdı. Dolayısıyla bunu engeller mi? Evet. Kromozom sayısı hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de yarıya mı düşer? Hayır. Sadece bakın mayoz 1'de arkadaşlar yarıya düşmüş. N olmuş. 2 iken 1'e düşmüş. Mayoz 2'de mevcudu korumuş. Sadece eşlenmiş olan kromozom ne yapmış? Kardeşlerine ayrılmış arkadaşlar. O zaman bunu söyleyemeyiz. İnterfaz sürecinde gen miktarı iki katına çıkar mı? Evet, eşlenmiş oldukları için arkadaşlar buradaki DNA miktarıyla bakın buradaki DNA miktarı eşit değildir. Buradaki C miktarındaki DNA'mız ne yapıyor burada? 2C katına
iki katına çıkmış oluyor arkadaşlar. Cevap 1 ve 3 yani denizli olarak bulunur. 17. sorumuzdayız. Bir hücrenin mitoz ve meyoz hücre bölünmesinin geçirdiği evrelerin bir kısmı şekilde gösterilmeye çalışılmış. Bakın homolog kromozomlar biri anneden babadan gelen şekilleri boyları aynı olan karşılık kısımlarında aynı karakteri eklenen alergenleri bulunduran kromozomlardır arkadaşlar. Bakın bunlar bir arada ise ikiyen oluyor idi. Ve bakın bunlar eşlenmiş artık kardeşlerine sahip olmuşlar. Ve mitoza girerse bakın bunlar kardeşlerine ayrılıyor. Sadece yine ikiyen iki kromozomlu iki tane yeni hücre oluşuyor. Ama meyoza girerse gördüğünüz homologlar ayrılıyor birbirinden. Anafaz 1'de bakın ayrılmışlar. Tamamen meyoz 1 sonucunda en eşitli bir kromozoma dönüşmüşler. Anafaz 2'de bunlar kardeşlerine ayrılarak toplamda en bir kromozomu 4 tane yeni hücre ne yapmış? İkiden oluşmuş meyoz sonucunda. Buna göre hangisi söylenemez diyor ve mutasyon gerçekleşmediği de ifade edilmiş. Mitoz ve meyoz bölünme öncesinde hücre genetik maddesini eşler çoğaltır. Evet bakın burada interfazdan sonra arkadaşlar eşlendiğini görebiliyoruz. İnce olan kromozomlarımız ne yapmış burada arkadaşlar? Kalınlaşmışlar. Mitoz sonucu oluşan hücreler genetik olarak farklı mıdır? Hayır arkadaşlar, mitoz kopya gibi düşünün. Fotokopi çekmişler. Dolayısıyla aynı tıpkısının aynısı iki tane yeni hücre oluşuyor. Farklı bir şey meydana gelemez. Çünkü mutasyon da meydana gelmiyormuş. Mutasyon olsaydı belki farklılık oluşabilir diye düşünebilirdik. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Evet, iki yani iki kromozom iki tane yeni hücre oluştu. Değişmedi. Meyoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesinin sebebi homologların ayrılması mıdır? Evet, bakın şu gördüğünüz homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak arkadaşlar kromozom sayısını ne yapmış? Yarıya indirmiş. Mitozun anafaz evresi ile meyozun anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrılır mı? Evet, mitozun anafazında bakın burada kardeşler ayrılır. Meyozun ise arkadaşlar anafaz ikisinde kardeşler ne yapmış? Birbirinden ayrılmıştır. Cevap bursa olarak bulundu. 18. sorumuzdayız. Hücre doku ve çok küçük organ parçalarını besleyici ortam koşullarında hücre bölünmesi yaptırarak büyütülmesine doku kültürü tekniği denir. Aşağıdaki görselde havuç kökündeki fullerene hücreleri izole edilerek yeni havuç hücrelerinin oluşumu gösterilmiştir arkadaşlar. Bakın ne yapılıyor? Kökün eline kesitinden fullerene hücreleri toplanmış. Besin ortamındaki hücreler arkadaşlar, bakın hormonların da etkisiyle bakın bir süre sonra farklılaşmalara başlatılarak embriyolar geliştirilmiş ve bu şekilde kültüre alınan fideler normal bir havuç bitkisine dönüştürülmüş. Buna göre bu kültürün amacını ve aşamalarını öğrenen bir öğrenci hangilerinin de doku kültürü kullanıldığını söyleyebilir demiş arkadaşlar 1-2-3-4'ten. Tüp bebek yönteminde sperm ve yumurta hücrelerinin vücut dışında birleştirilip elde edilen zigotun, bakın zigotun embriyo haline getirilmesi, bakın embriyo gelişimi, bakın zigot oluşturulmuş, bunu düşünebiliriz. Karaciğer parçalarının deney kabında mitoz bölünmelerle büyütülerek elde edilen dokunun karaciğer nakli bekleyen hastalara aktarılması, bakın yeni bir karaciğer oluşturulması süreci, nasıl ki havuç oluşturulmuş burada. Burada bakın karaciğer oluşturulacak bu yöntemle. İnsan kulak kepçesindeki tıkadak hücrelerin bir başka hayvanın dokuları arasına yerleştirilerek insana ait tıkadak dokunun tekrar elde edilmesi arkadaşlar. Bakın bu da yine doku kültürü yöntemiyle çoğalmaya bir örnek olabilir. Ama dördüncüsü bakın biraz farklı. Kalın bağırsaktaki bir hücre topluluğunun diyor kontrolsüz olarak bölünmesiyle kanserli dokuların oluşumu. Arkadaşlar kalın bağırsaktaki bir hücre topluluğunun kontrolsüz olarak bakın bölünmesiyle kanserli dokuların oluşması doku kültürü yöntemine örnek olamaz. Çünkü bakın burada kontrollü bir bölünme aşamaları söz konusuydu. Burada ise bakın kontrolden çıkan hücreler topluluğu ve kansere dönüşen bir hücre topluluğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bundan bahsedemeyiz. Cevabımız 1, 2, 3 yani denizli olarak bulunur. 19. sorumuzdayız. Bal arılarının üreme süreci şematize edilmiş. Kraliçe arı iken kromozom olan kraliçe arının meyozla oluşan yumurtaları mitoz bölünmelerle partenogenezle çoğalarak arkadaşlar en kromozomlu erkek arıya dönüşmüş ve yumurtalar eğer erkek arıdan gelen mitozla oluşan spermlerden bir tanesi döllenirse oluşan zigotlar ise arı sütüyle beslenirse kraliçe arıya verimli bir dişi bireye polen sütüyle bakın beslenirse arkadaşlar kısır dişi işçi arılara bakın asker arılara dönüştüğünü burada ifade etmiş. Buna göre şemadan yola çıkılarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Bir bal arısı popülasyonunda diploid kromozomlu bireyler dişi oluşturmuş. Bakın zigot iken döllenmeyle oluşmuş. Haploidler ise bakın erkek midir? Evet. En kromozomlar da erkektir arkadaşlar. İlgili popülasyonda tüm dişiler birbirinden farklı genetik yapıya sahip olurken evet tüm dişiler farklı çünkü döllenmeyle oluşmuş arkadaşlar.
Erkek arıların genetik yapıları birbirinin aynısı mıdır acaba? Arkadaşlar erkek arılar annesinin yumurtasından meydana geldiğine göre, yumurtalarda mayoz oluştuğuna göre aynı olması beklenmez. Fakat bir erkek arının oluşturmuş olduğu sperm mitoz oluşacağı için hep aynıdır arkadaşlar. Yani aynı canlıya ait erkek arının spermleri aynı olur. Yoksa erkek arıların aynı olduğunu iddia edemeyiz. Popülasyonun bireylerinde gamet hücrelerinin oluşumu sırasında homolog kromozom ve kromatit ayrılması olayları ortak olarak gözlemlenebilir mi acaba? Arkadaşlar popülasyon bireyleri diyor. Yani erkek ve dişileri düşüneceğiz burada. Homolog kromozom ayrılması ve kromatit ayrılması mayozda görülür. Mayoz 1'de homolog kromozom, mayoz 2'de kromatit ayrılması meydana gelir. Burada kraliçe arının arkadaşlar iki yanda olan kraliçe arının yumurtası oluşurken sadece mayoz oluşuyor. Erkek arıların spermleri mitoz oluşacağı için bakın bunun ortak olarak böyle düşünülmesi iddia edilemez. Çünkü sadece erkek arılarda kromatit ayrılmasıyla sperm oluşur. Homolog kromozom en oldukları için yok zaten ayrılma da olmaz. Anlayacağımız Adana olarak bunun arkadaşlar. 20. ve son sorumuza bakacak olursak bazı hücrelerin diğer hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırılmasına apoptosis ya da programlı hücre ölümü denir. İnsanda embriyonik dönemden başlayarak tüm yaşam boyunca apoptosis gerçekleşir. Hücre ölümü genetik materyal kontrolünde enzimatik tepkimeler ile meydana gelir. Her saniye yaklaşık 1 milyon hücremiz bu yolla vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Hücre bölünmesi kontrolü bozulan hücreler bu sayede ortadan kaldırılıyorlar arkadaşlar. Programlanmış hücre ölümleriyle bakın ne yapabiliyoruz? Mesela anne karnında bakın parmaklar aralarında bu şekilde açılabiliyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş apoptosis ile ilgili olarak. Hücre ölümlerine programlı denmesinin sebebi DNA kontrolünde bakın gerçekleşmesi olayıdır. Evet. Vücuttaki hücre sayısının dengede tutulmasına olanak sağlar. Evet bakın bu şekilde kontrolsüz bölünmeleri engellemiş olur. Ölmesi gerekenlere bakın öldürür. Bu şekilde organların şeklini şemaline bakın meydana gelmesinde etkili olur. Mitoz ile arasındaki kontrol denge kanser oluşumunu engeller arkadaşlar. Evet bakın kanser demek kontrolden çıkmış olan hücreler topluluğu bakın çılgınlar gibi bölünerek ne yapıyorlar? Uğurlaşmalara, dokularda organ büyüklüklerine bakın yol açıyorlar arkadaşlar. Ve vücudun fonksiyonları sıkıntıya düşerek belki de bireyin ölümüne yol açabiliyor. İşte bu mitoz ile arasındaki kontrolü denge kanser oluşumunu yapmış oluyor. Bundan dolayı engellemiş oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunur. Evet arkadaşlar bir dahaki derslerimizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.